Sağ ol. Afiyet olsun. Baba. İstanbul'a toprağın yanına gidiyorum. Sen ne diyorsun kızım? Gel şöyle benimle. Yeter be, yeter. En başından beri sen haklıydın. En başından beri seni dinlemem lazımdı. Kızım, kendine gel. Bak, şu ana kadar başına ne geldiyse Atabeyler yüzünden geldi. Ya şimdi sen onun peşinden mi gitmek istiyorsun? Ya bir kere, bir kere benim yerime koysana kendini. Ya ben git dedim ona, ben dedim. Ve bunun için pişman olmak istemiyorum artık. Baba, gidilmemiş yerlerin, okunmamış kitapların, dilimin ucuna takılıp kalmış cümlelerin pişmanlığını duymak istemiyorum. Lütfen engel olma. Gittiğin için de pişman olacaksın. Yeter ki aşk olsun. Ali. Yenge, nereye gidiyorsun böyle? İstanbul'a gidiyorum, toprağı getireceğim. Gerçekten mi? Hı. Ya sen İstanbul'a motorla götürsem çok uzun süre, ne dersin? Havalanına götür beni. Hadi bin bin. Ya ışık saçan kadının izin verse ben de gelirdim ama. Hadi gidelim. Hazır mısın? Hazırım. Hadi gidiyoruz yenge. Hadi. Toprağımı almadan gelme yenge. Önce bir uçağa yetişeyim de hadi. Hadi bas kıza, bas kıza. Basıyorum. İyi akşamlar. Uçağa binmeden bir şeyler yeriz diye düşündüm. İstiridye çorbası, somon karpaccio, karides, somon, kalamar. Afrodizyak derler ama. Ne gerek vardı? Beraber yemek yesek kötü mü olur toprak? Merhaba, kolay gelsin. Merhabalar, teşekkürler. Toprak Bey'le görüşecektim ben. Toprak Atabey. Sizi bekliyor muydu? Haberi var mıydı kendisinin? Yok, siz Gonca Aydın derseniz şey yaparım. Bir saniye. Rahatsız edilmek istemiyorlarmış kendileri. Özellikle de not düşünmüş buraya. Oda numarasını söyleseniz. Maalesef mümkün değil. Peki. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Tabii. Meşgul kendisi. Nasıl ulaşalım? Melisa, bu telefonu klozete atmışlar. Hep tıkanmış. Hangi manyak yaptıysa. Terbiyeni takın. Toprak Bey'in telefonu sanırım. 3312 numaralı oda. Dur ama dur, şimdi götürme. Açıldı. Epey arayan olmuş ha. Gonca aramış, Gonca mesaj da atmış. Toprak! Toprak! Aç kapıyı! Yok artık ya. Konuşmamız lazım. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Evet, rahatsız ediyorsun. Sen yemeğini... Bana bak. Ece. Kötü bir şey mi oldu? Isparta'ya dönmen gerekiyor. Bir git, bir dön. Ne bu?
Ben de buraya gururumu ezip gelmekten memnun değilim. Ama ne yapayım? Hı. Son çarem sensin, ne yapayım? Yalvarayım mı? Tamam, yalvarıyorum. Lütfen benimle Isparta'ya gel. Lütfen. Sen benden nasıl bu kadar kolay vazgeçtiğini anlat. Belki gelirim. Şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Benimle gelecek misin, gelmeyecek misin? Onu söyle. Ha? Bak. Sıra abi ifadesini veremedi. Senin deden olacak. Neyse şimdi kötü konuşmak istemiyorum. Öyle oyunlar oynadı ki adamcağız rezil etti resmen ya. Tamam söylüyorum, sana ihtiyacımız var. Benim... Sana ihtiyacım var. Benim başka yolum, çarem mi kaldı? İrademi bıraktım ben de. Git bekle, aşağıda çantamı alıp geliyorum. Bekle. Afiyet olsun. Toprak. Gerçekten beni bırakıp gidecek misin? Ben sana gel demedim Ece. Sen geldin. Fatma! Sana dağların ardından meltemleri getirdim. Ovalardan samyerlerini, imbatlardan bir demet yaptım. Mecnun oldum, yüreğimi ayaklarına serdim. Le sorumsuz de git hadi. Biz burada korkudan ciğerimizi elimize almışız. Yok efendim imbatların önüne katmışmış. Yok meltemlerle dolaşmışmış. Keşke o esintiler seni önüne katıp götüreydi de sen buraya dönemeyeydin. O zaman görürdün sen gününü. Üf be. Ya bunlar kim? Ah, sırrı söylemedi mi? Minibüsleri devrilmişti, ben yardım ettim. Senin boyun posun devrilsin. Sen bana bak. Bir sor bakalım bir. Belki açtır çocuklar. Ha? İşte benim Fatmam. İşte benim Fatmam. Ya sen de. Tövbe tövbe. Aç mısınız? Gel işte. Buradan Isparta'ya tek uçak var. O da öğlen 14.30'da. Ya, Antalya'dan mı uçsak? Bir... Gece 3'te var. Aa, tek kişilik kalmış. Bir saniye. Ha. Sabah 5'te var, olur mu? Yok, sabaha kadar beklemeyelim. Ha. Şuradan araba kiralayalım, 6 saatte Isparta'dayız. Hadi gel gidelim. Gerçi sen beni terk etmiştin en son ama unutmuşum ben. Kusura bakma. Sen beni terk ettin. Yok hayır, önce sen beni terk ettin. Ondan sonra ben seni terk ettim. Tamam, en son sen beni terk ettin ama. Ödeşmişiz işte, hadi gidelim. Hayır efendim, ödeşmedik. Ödeşmedik Toprak Bey, ben eski sevgilimle İtalya planları yapmadım. Allah aşkına, ben Ece'yi çağırmadım ki. Bir baktım havalimanında dibimde bitmiş. Gerçekten mi? Evet. Biz Eğirdir'de dondurma yemiştik ya birlikte. Evet. Sen onun dondurmanın külahını anlattın. Gonca. Ece nerede şu an? Odanda. Yani bizim yanımızda değil. Ben neredeyim, ne yapıyorum? Gevezelik yapıyorsun. Kiralık araba bile bulamayacağız. Senin çantan yok muydu ya? Ah. Seni beklerken lobide unuttum. Peki hanımefendi. Ben gidip alayım o zaman çantanızı. Siz de benim bavuluma bakın. Keyifler nasıl dostlar? Şahane doktor, sağ olasın.
O zaman afiyet olsun. Teşekkürler. Ben gidince çok ağlamışsın Fatma. Sırrı söyledi. Sallama lan. Sırrı demez iyi şeyler. Sen bunlar ne getirdin be? Onlar gezgin Fatma. Onlar aşk çocuğu. Onların yüreği aşkla böyle yoğrulmuş. Onlar hippi. Onların işi çiçek, börtü böcek. Yani bir nevi sen Fatma. Sen de hippisin. Öst, ne diyorsun lan sen? Ne hippisiymiş? Ben dümdüz bildiğin yürüyüm be. Bu çocuklara bir bakayım. Misafirler ne de olsa. Nasılsınız bakalım? Ha, karnınız doydu mu? Acık daha zıplak getireyim mi? Zıplak çok güzel. Ay, kız, kız. Bu saçların haline. Kız tefik olmuş ya. Sen kaç gündür yıkanmıyorsun? De bakayım. Bak hakır hakır gülüyor orada. Lan kokunuz böyle buralara kadar geliyor. İnsan bir gider de gör de şöyle bir kendini yuvar. Ben size gül sabunu da vereyim. Ha? Tamam mı? Mis gibi kokarsınız. Ha? Olur Fatma Hanım. Kız sen ne güzel şeysin sen öyle. Hadi bakalım yiyin gari. Sırrı. Dünyada kötüler kötülük yapmaya devam edecekler. Ama ne senin içinde ne benim içimde kötülük yapacak cevher yok. Biliyor musun? Senin silahın da o kucağındaki cura. Söyleyemediklerini, konuşamadıklarını o söyleyecek. Onun için içinde tutma zehri. Akıt. Elbet çalsın söylesin de ama gari böyle yapanın yanına yaptığı kar kalmayacak. İlahi adalet elbette tecelli edecek ama Allah da cesur olanın yanına yoldaş olur. Hem Sırrı. Bak hele şu gece bir geçsin. Ben bilirim o Rıfat ağaya neler edeceğim. Sen hele bir ey ol. Ben eyim Fatma Hanım de bana. Değil mi? Gerisi gelir be oğlum. Ey yavrum. Ey kuzum. Ah be kuzum. Yüzlerce ülke gezdim, onlarca iklim gördüm. Beş okyanusta yüzdüm, senin kadar güzel adam görmedim. Sırrı abi o kadar üzgün ki. Bu yaptıklarının tek bir adı var, o da zulüm. Titriyordu resmen adam ya. O kadar korkmuştu ki görmen lazım. Ona çok büyük bir özür borçluyum ya. Ah toprak ah. Geç de olsa aklının başına gelmesi güzel bir şey. Neden gülümsediğini öğrenebilir miyim? Öğrenirsen belki ben de gülümserim. Gülümsemiyorum. Gayet de ciddiyim yani şu an. Ben seni Ece'li havalarında gördüm ya, bundan sonra sana tebessüm mebessüm yok. Bir dakika, bir dakika. Sen benim ardımdan havalimanına mı geldin? Ben ne münasebet canım?
Şoför bey, önünüze bakar mısınız? Kaza yapacaksınız bak. Önüne bak. Tahir amca bana çok kızgın mı? Kızgın mı? Isparta'ya döndüğünde seni görmesin Toprak. Ya öyle söyleyeyim yani. Haklı. Ben İstanbul'a gidiyorum. Artık takatim kalmadı Mehmet. Artık dayanacak gücüm yok. Doğup büyüdüğüm bu topraklar beni kabul etmiyor artık. Nefes alamıyorum. Çünkü nefes almama bile izin vermiyorlar. Beni ezmek, beni yıldırmak için her şeyi yapıyorlar. Rıfat Ağa'da, Canan'da bana dünyayı dar etmek için yemin etmişler sanki. Onların kötülükleriyle başa çıkacak gücüm, dermanım kalmadı. Hele Halil ve Rıfat Ağa, benim hakkımda çıkarmadıkları söz, atmadıkları iftira kalmadı. Sokakta bile yürüyemiyorum. Kendi mahallemde bile herkes bana kötü gözle bakıyor. Yakın bildiğim komşularım, canım dediğim arkadaşlarım dahi selamı sabahı kesti. Gonca'ya yaptıklarının aynısı. Sırrı'ya yaptıklarının aynısı. Lan bunlar insan değil be. İnsan değil bunlar. Gitmek zorundayım. Ama yine de yüreğimde sen varsın. Bugün hep dinlediğimiz o türküyü duydum. İçim ağlıyor. Yüreğim kanıyor. Senin yatacak yerin yok Halil Atabey. Senin yatacak yerin yok. Alo, Fuat Bey, sizden bir şey rica edeceğim. Adamı resmi rüsva ettik. Bir daha insan içine çıkamaz hale getirdik. El aleme maskara oldu, maskara maskara. Gerçi o da zaten böyle ulu orta ortalıkta dolanan, böyle cır 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 cura çalan adamın tekiydi. Meczup yani, tabii, tabii. O sonra nasıl olduysa bu, yani yürek mi yemiş, artık ne yapmış? Gidip beni emniyet müdürlüğüne şikayet etmeye kalkmalar. Mehmet'i Halil öldürdü demeler, Rıfat gömdü demeler. Gerçi doğru biliyor musun? Mehmet'i ben öldürdüm. Tabii. Rıfat da gömdü. Yok. Beraber gömdük. Tabii. Rıfat Ağa nereden bulmuşsa bunun gidip 46 raporunu bulmuş. Bak 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 bak. İyi dinle burayı. İyi dinle. Bir de gerçekçi olsun diye tutmuş adamı çırılçıplak soymuş, Eğirdir Gölü'ne atmış. Bak. Bak. Adam safi kötülük ya. Görüyor musun zekayı? Tabii. Gerçi ben de aynısını yaptım biliyor musun? Yani sevdiğim kadına ulu orta bir sürü iftira attım ben. Tabii ya, yaptım mı? Yaptım. Ya sen niye konuşmuyorsun ya? Sabahtan beri ben vır 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 konuşuyorum. Sen hiç konuşmuyorsun. Yeni çoğun yapıyor, ben Türkçe bilmiyorum. Sen Türkçe bilmiyorsun da doğru ya. Türkçe bilmiyorsun, anlamıyorsun. Türkçe bilsen ben sana bunları anlatır mıyım? Anlatma. Halil. Sen benim burada olduğumu nasıl öğrendin ya? Burada zıkkımlanıyormuşsun. Adnan Fuat söyledi. Adnan Fuat benim iç çamaşırlarımın rengine, onu da söyledi mi sana? Otur, otur. Ha? Ya bırak. Otur lan. Halil Bey. Tamam, git git. Bana bak, beni öldürmeye geldiysen boşuna heveslenme. Ben zaten ölüyüm ulan. Gülümser gittiğinden beri ben de ölüyüm zaten.
Çok affedersiniz. Bir kez daha alabilir miyim bu şarkıyı? Çok güzel ya. Tabii ki. Ah. Güzel seni çok özledim. 3 ay oldu yol gözlerim. Hakikattir bu sözlerim. Güzel seni çok özledim. 3 ay oldu yol gözlerim. Tahir be. Ben de çok özledim. Allah. Tahir. Ya bir otursana. Sen onunla yaşadın. Ne yerdi, ne içerdi, sabahları nasıl kalkardı, gözlerin neye dolardı. Ya bir anlatsana ne olursun. Hadi otur. Otur ne olursun ya. Ulan sen o kadına kıydın be. Şimdi de bunları mı soruyorsun sen bana he? Ben o kadın için adam öldürdüm be. Adam. Gülümseri sen öldürdün. Onu ben yaşattım lan. Ben yaşattım. Şimdi bak beni iyi dinle. Eğer aynısını Gonca'ya da yaparsanız var ya... ...seni de o Rıfat Ağa'yı da öldürürüm lan ben. Anlıyor musun? Öldürürüm lan. Lan, lan bırak. Lan bırakın lan. Çok dövmeyin. Çok dövmeyin. Atın yeter, dışarıya. Yeter, bırakın adamı. Zeyno. Bak seninle konuşmak o kadar iyi geldi ki. Hatta bunca zamandır seni dinlemediğime çok pişmanım. Geçti gitti artık. Üzülme. Evet. Hadi gel. Sana özür mahiyetinde bir kahve yapayım. Peki madem. Buyurunuz. Geçeyim ben. Arzu? Senin ne işin var burada? Ben evi terk ettim. Pencere de açıktı. Yok yok olmaz olmaz. Bak ben senin ailenle uğraşamam Arzu. Kalacak başka yerim yoktu ki. Abim de gitti zaten. Tek başıma kaldım ortada. Arda lütfen. Arzu hayır yapamam. Arda. Bak. Benimle oynadın oynadın. Sonra fırlatıp attın. Şimdi de yardım bile etmiyorsun. Öyle mi? Arda sen gerçekten iflah olmazsın. Senin bir daha yüzünü bile görmek istemiyorum. Arkadaşınla aranı bozduysam özür dilerim. Ama sence de birazcık fazla tepki vermedi mi? Arzu. Halil Bey yine yok ortalıkta. Telefonu da kapalı. Arzu'dan da haber yok. Sizinle görüşmek istiyor. O kim Yavuz? Deniz Hanım, İce Hanım'ın kardeşi. Söyle gelsin. Bir de Ece'nin kardeşi mi çıktı başımıza? Ya baba kız maddi durumumuz kötü falan dedi. Bir ağzını arayacağım. Bu Ece de mi bize oyun oynuyor? Bir onu görelim. Yok canım, öyle bir kız değil bu. Ya bence de öyle ama belli mi olur yani? Selamlar. Hoş geldin kızım. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Kızım ben yukarı çıkıyorum. Tamam babacığım. Otursana yavrum. Yalnız siz çok gerginsiniz Canan Hanım. Allah Allah nasıl anladın? Yani benim böyle bir kabiliyetim var diyelim. Peki ne oldu? Neden canınız bu kadar sıkkın? Sorma kızım ya. Arzu benim kız. Bağırdı çağırdı evi terk etti gitti. Gittiğinden beridir de haber alamıyorum. Ay sizin de tabii
İçiniz içinizi yiyor nerede bu diye. Ya sen nasıl anlıyorsun böyle her şeyi? Enerjinizden, beden dilinizden, saldığınız kokulardan. Bana Arzu'nun odasını gösterin. Size nerede olduğunu söyleyeyim. Allah Allah. Hı hı. Hadi bakalım. Elindeymişken belki kocam nerede onu da söylersin. Kalk. Gel. Gel gel burası. Canan Hanım, kızınız Arzu aşık. Aşık mı? Hem de sırılsıklam. Kime peki? Ona da bakalım. Aradığınız cevap bu olmasın Canan Hanım. Aman Allah'ım. Baba! Baba! Ne oluyor kızım? Baba! Baba! Arzu! Arzu bu avukat Sülün yanında. Bu Gonca denen kızın arkadaşı değil mi? Evet baba. Ben bu adama para kaptırdım. Eminim şimdi de Arzu'yu kullanıyor. Arzu bunun yanında. Yavuz, tüfeğimi hazırla. Ne tüfeği baba? Yavuz! Baba ne yaptın o kadar? Tüfek mi? Ay bana bir şeyler oluyor. Sakin olun lütfen, sakin olun. Derin derin nefes alıyoruz. Aynen, derin derin. Sakin, sakin. Derin derin nefes alıyoruz. Neyine güveniyorsun sen? Kimsin, nesin? Buralarda kalkmış ağanın damadına kafa tutuyorsun. Ben olmasaydım seni kaç parça yaparlardı bugün biliyor musun? Dikkat et kendine. Bak sen iyi bir adama benziyorsun. Ben iyi biri olmak istemiyorum ki. Yani tamam denedim. Denedim ama olmuyor yani. Sadece bana keder. Zamanlar ben kum kapıda fırtına gibi eserdim. Belli belli. Şimdi şu halime bak. Kızım bile dinlemiyor beni. Nerede olduğunu bilmiyorum. İstanbul'da mı, döndü mü? O toprakla birlikte mi? Sen çok dertlisin paşam. Ben artık gideyim. Benimki beni buralarda görmesin. Evli misiniz? Değilim. Ama gözetim altındayım değil. Çok teşekkür ederim size. Sağ olun. Selametle. Özür dilerim. İsminizi öğrenebilir miyim? Zühre. Memnun oldum. Ben de Tahir. Tahir'le Zühre. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Banyoymuş arkadaş. Bir saattir çıkmadı. Banyonu kullanmama izin verdiğin için teşekkür ederim. Allah, emmi gibi terlemişim ha. Ne? Emmi gibi mi? Ha, dayı da olur. Hadi git üstüne giyin. Tamam. Kim bu saatte? Torunun burada mı? Torununuz... Ar-
Arzu burada mı? Arzu? Bununla mı yapacaktın? Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Ne yapmışım ki dede ben? Senin bu adamın evinde bu kılıkta ne işin var? Ha? Ne işin var? Rıfat Bey, bakın Arzu benim sadece arkadaşım. Bizim meşrebimiz böyle arkadaşlık olmaz. Olmaz! Gel üstünü başını gidiyoruz çabuk. Ben eve dönmeyeceğim dede. Ne dedin? Sen beni katil mi edeceksin? Herkes arkamızdan konuşacak. İffetimize, namusumuza dil uzatacaklar. Sizin zamanında Gonca'nın annesine dil uzattığınız gibi mi? Rıfat Bey, bakın şu an benim evimdesiniz ve elinizde silah var. Bu bildiğiniz resmen haneye tecavüz, aynı zamanda cinayete teşebbüs. En az 2 sene hapis yatarsınız. Ayrıca benim 46 raporum da yok. İfadelerim aynen geçerli. Şimdi lütfen evimi terk edin. Bana bak küçük avukat. Bu işi sen temizleyeceksin. Yoksa ben seni temizlerim. Thank you.
sağ olsun yar yar sağ olsun yar yar sağ olsun. Ben ölürsem sevdiceğim sağ olsun yar yar sağ olsun yar yar sağ olsun. Bir tane de kavurmalıdan söyleyeyim mi, yer misin? Kaç gündür bir şey yememiştim. Birkaç saati Isparta'dayız. Mola vermesek çoktan oradaydık ha. Ama iyi uyudun ha. Toprak. Efendim. Sizin araba değil mi o? Toprak gidiyor. Biz Toprak. İçinde değiliz. Benim arabayı yüzüm. Çalıyorlar. Koş. Abi, abi hesap. Hesabı ödemeden kaçıyorlar. Hesabı ödemeden kaçıyorlar. Hop! Ya dursana! Kardeşim abi, dursana! Dur! Dursana. Abla! Dur! Arabayı kaçırdın. Hesabı ödemedin abi. Kim aldı o araba? Dur ya! Ah! Arabayı resmen aldı gitti. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim. Resmen çaldı arabayı ya. Abi, 172 lira. Ya ne diyorsun kardeşim? Ne yüzü, ne 72'si? Arabayı çaldılar. Abla dünyaları yedi be abi. Bir menemen, bir de bir omlet yedim. Ne nasıl ne ettiniz öyle? Afiyet olsun ablacığım. Ne yapacağız şimdi ya? Abi böyle şeyler çok oluyor burada. İstiyorsanız gelin kamera kayıtlarına bakalım diyeceğim de... çalan kişi bıyıklı mı, sakallı mı ya da üzerinde ne var onu öğrenirsiniz en fazla. Şimdi şikayet edeceksiniz. Sonra polisler gelecek, eksper gelecek, arabayı arayacaklar. Yok, yok, hiç gerek yok. Anca iki günde varırız Isparta'ya, tamam. Ya abi buradan otobüs bakın. Buradan Isparta geçer, Denizli geçer, Burdur geçer. De bazen hiç geçmez. Tamam, tamam, tamam. Sağ olasın, sağ ol. Allah razı olsun, teşekkürler. Abi 172 de düz hesap, 170 olsun. Dur, dur. Al, tamam, al, al. 172, al. Üstü kalsın. Sağ olasın abi. İyi yolculuklar. Ne yapacağız? Bilmem.